Merhaba arkadaşlar. Şimdi de yağışa bir bakacağız. Yağış dediğimiz zaman aklımıza yoğunlaşan su buharının katı ya da sıvı halde yeryüzüne ulaşması yağışı verecek. Bir bölgede yağışın başlayabilmesi için acaba hangi şartların ortamda oluşması gerekmektedir? 1. Havanın yükselerek soğuması çok önemli bir ayrıntı. Neden arkadaşlar? Soğuma ile beraber bağıl nem artacak. Bağıl nemin artması ortamda yağışın artmasına kolaylıkla sebep olabilecek. Peki nem açığının giderek kapanması yine bize bağıl nemi verecek. Nem açığının kapanması bu anlamda bağıl nemin artması bu paralelde yağışın başlamasını kolaylaştıracak. Yine bağıl nemin hepsi aslında buna bağlı. Yüzde aşması en temel en öncelikli bilgimiz. Mutlak nemin maksimum nemi de aşması gerekiyor. Birkaç konu öncesinde de bunu tartışmıştık. Mutlak nem maksimum nemi aşarsa ortamda mutlaka bağıl nem %100'e aşmış ve yağış başlamıştır diyebiliriz rahatlıkla arkadaşlar. Lütfen bu detayları gözlerde etmeyelim. Peki yağış çeşitleri nelerdir? Hangi tür yağışlar karşımıza çıkabilir? Bunlarla ilgili hangi yorumları yaparsak daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Yağış çeşitlerinden ilki yağmur. Sıkça gördüğümüz ve yaşadığımız bölge içerisinde, yöreler içerisinde de mutlaka karşılaştığımız yağış çeşitlerinden bir tanesi yağmur. Bununla ilgili tanım isterse bizden. Havadaki su buharının su damlacıkları halinde yoğunlaşarak yere düşmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Yağmur diyoruz. Kar ise sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düşmesiyle. Bakın bu önemli bir vurgu kar sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düşmesiyle yağışın buz kristalleri şeklinde oluşmasıdır. Dolu nedir? Yükselen havadaki nemin aniden soğumasıyla oluşan şeylere biz ne diyoruz? Dolu diyoruz. Peki arkadaşlar çiğ nedir? Geceleri soğuyan nemli havanın yere değen kısımlarında su buharı soğuk cisimler üzerine yoğunlaşarak su damlaları halinde oluşursa biz buna ne diyoruz? Çiğ diyoruz. Yani gece soğuyacak hava nemli havamız yere diyecek ve daki nem yani su buharı soğuk cisimler üzerine yoğunlaşacak. Su damlaları haline karşımıza çıkacak. Biz buna çiğ diyoruz. Kırağı ise gece sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düştüğü. Lütfen buna dikkat edelim. Demek ki kırağı da 0 santigrat derecenin altına düşüş mutlaka ve mutlaka aranmalı sorular dedim. Bu durumda su boyanın yerde buz tanecikleri halinde yoğunlaşmasına biz ne diyoruz? Kırağı diyoruz. Kırç ise havadaki nemin ağaç dalları, elektrik telleri gibi soğuk cisimler üzerindeki buz kristali şeklinde yoğunlaşmasına kırç diyoruz arkadaşlar. Müzik